Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi ile alakalı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Covid-19 salgını etkisinde eğitim nasıl oldu? Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine ilişkin böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor ifadesini kullandı. Bakan Selçuk şunları da söyledi. Pandemide ülkeler içerisinde en fazla okul kapatan dördüncü ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor açıklamasında bulundu uzaktan eğitimde ne durumdayız? Bakan Selçuk bunu dünyadaki sistemleri işleyişiyle kıyaslayarak belirliyoruz. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrim içi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimlerini almaya devam ediyoruz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ve engelli öğretmen atamaları da şöyle. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, engelli öğretmenlerin atamalarının konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi ve il dışı tayinlere ilişkin ise 2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamana geldiğinde yapılıyor. Üçüncü ayrı atlama pozisyonu söz konusu Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içerisinde duyurulacak açıklaması geldi. Zaten sınavlarla alakalı da bundan önceki videolarımızı sizlere açıklamıştık. Sınavlarla alakalı da e, Selçuk bu bir dönemde biz 3 sınav yapmamız gerekirken tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.